Merhabalar, yeni bir videoyla kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Yılmaz Kalafatoğlu. Bugün sizlerle Kızılay'ı geziyoruz. Gezimize Sığıye'den başlayacağız. Sonra Kızılay'a doğru gideceğiz. Umarım keyifli ve güzel bir video olur. Lafı da fazla uzatmayayım. Kızılay gezimiz başlasın. İyi seyirler. Evet, şu anda Sığıye Köprüsü'nün altındayım. Size biraz Sığıye'den bahsedeyim. Sığıye aslında böyle çok gezilecek bir yer değil. Ve Sığıye'de Ankara Adliye Sarayı var. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi bulunuyor. Yeri gerçekten çok güzel. Böyle şehrin merkezinde çok az böyle fakülte var. Onun haricinde şöyle gördüğünüz üzere otobüs durakları var. Köprünün yukarısında da var. Ayrıca yukarıda tren var. Hemen alt tarafta Ankara metrosu var. Böyle kalabalık, yoğun bir bölge. Gezmek için değil, genelde insanlar işleri olduğu zaman geliyorlar buraya. Güzel bir de parkı var. Parkın iç taraflarına doğru da güzel bir Perşembe Pazarı var. Şimdi Sığıye'nin parkına geliyoruz. Sonra da Perşembe Pazarı'nı gezeceğiz. Bakalım pazar nasıl? Evet, Abdi İpekçi Parkı'nı ufak bir gezdik. Şimdi Perşembe Pazarı'na geldik. Burası bayağı bir karışık, bayağı bir kalabalık. Şöyle söyleyeyim, böyle sosyete pazarlarına benziyor ama daha kalabalık. Genelde böyle gördüğüm kadarıyla çakma ürünler var. Ama fiyatlar gerçekten uygun. Burası sadece haftada bir gün, Perşembe günleri açık oluyor. Böyle gezmesi, bakması gayet keyifli. Öyle ihtiyacınız olan da bir şey varsa burada bulursunuz yani. Böyle genelde tekstil ürünleri var, hediyelik eşya ürünler, ayakkabılar, montlar, ceketler, her şey var. Aradığınız böyle orijinale yakın güzel ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi burayı güzel bir hızlıca turlayayım. Turlama videosunu da size atayım. Siz de buranın kalabalığını görün. Sonra bir sonraki durakta görüşelim. Evet, şimdi de Sığıye'den Kızılay'a doğru gidiyorum. Şöyle sol arkamda göstereyim. Hitit anıtı bulunuyor. Alacahöyük kazılarında bu sembolün aynısının 24 santim olanı bulunmuş ve Ankara'ya 1974 yılında yapılmış. Hattilerin dini bir sembolü olarak geçiyor. Hattiler de M.Ö. Tunç döneminde yaşamış bir halk. Şimdi bu Hatti anıtının yanından doğru Kızılay'a gidiyoruz. Sığıye ile Kızılay arası zaten böyle 5 dakika yürüme mesafesi. Buraları gezmeye gelirseniz Sığıye'den başlayabilirsiniz. Perşembe günü de gelirseniz önce bir Perşembe Pazarı'nı gezmenizi tavsiye ederim. Şimdi Kızılay'a doğru gidelim. Kızılay'da gezimize devam edelim. Evet, daha önceki gezimizde Ulus'u gezmiştik. Ulus videomuzu izlemediyseniz bu videodan sonra izlemeyi unutmayın. Ulus'ta böyle genelde yaş ortalaması orta yaş ve üzeriydi. Kızılay'da tam tersi, daha çok böyle genç nüfus var. Ulus genelde böyle tarihi, camilerin olduğu, müzelerin olduğu bir bölge. Kızılay'da böyle tam tersi, dershanelerin, kafelerin, restoranların, barların, iş merkezlerinin olduğu, kalabalığın yoğun olduğu bir bölge. Gördüğünüz üzere Kızılay her zamanki gibi çok kalabalık. Bu kalabalığını hiçbir zaman kaybetmiyor.
Bakalım burada başka daha neler var. Evet, şu anda Sakarya Caddesi'ndeyim. Ankara'nın en işlek yerlerinden biri. Şöyle etrafımı göstereyim. Burada böyle aradığınız birçok dükkanı bulabilirsiniz. Şöyle arkamda telefon borsaları bulunuyor. Az ileride biraz dershaneler bulunuyor. Ön tarafımda balıkçılar bulunuyor. Şöyle arka tarafımda dönerciler bulunuyor. Bu arada Ankara'ya gelip de döner yemek istiyorsanız şu arkamda duran Posta Pikniği deneyebilirsiniz. Böyle senelerdir kalitesini bozmayan bir restoran. Genel olarak burası Kızılay'ın merkezlerinden bir tanesi. Böyle gerçekten çok kalabalık. Buralara gelip şöyle insanların oturduğu gibi banklarda da oturabilirsiniz. Şimdi Barlar Sokağı'na doğru gidiyorum. Bir de gelin oraya bakalım. Evet, şimdi de Barlar Sokağı'ndayım. Şöyle göstereyim. Genel olarak burası biraz daha boş Kızılay'ın diğer yerlerine göre. Burası genelde böyle akşamları kalabalık oluyor. Özellikle böyle maç günlerinde, özellikle derbi maçlarında buralara böyle tıklım tıklım görürsünüz. Ya da Ankara Gücü maçlarında falan. Ankara'nın böyle en bilinen sokaklarından birisi bu Barlar Sokağı. Şöyle arkamda da Starbucks bulunuyor. Gördüğünüz üzere her zamanki gibi Starbucks'lar tıklım tıklım. İnsanlarımız Starbucks'a bayağı rağbet gösteriyorlar. Kızılay'ın yoğunluğunun olmasının sebeplerinden biri de böyle okulların, dershanelerin, eğitim yerlerinin buralarda çok olması. Öğrenciler, gençler genelde böyle gün içerisinde dershaneye geliyorlar. Dershane çıkışı da Kızılay'da böyle gezmek için, turlamak için, alışveriş yapmak için gayet güzel bir yer. Şimdi başka bir noktaya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi de Kızılay Alışveriş Merkezi'ne geldik. Gelin hep beraber içeri girelim, bakalım içeride neler var. Evet, Kızılay AVM'de ne yazık ki çıktık, içeride çekim yapmamıza izin verilmedi. Özel izin almamız gerekiyormuş. O yüzden ufak tefek burada bahsedeyim sizlere AVM'den. 2011 yılında burası devreye alındı. Kızılay Derneği mülkiyetine ait, aynı zamanda Kızılay Derneği işletiyor burayı. Böyle içerisindeki merdivenlerin yapısı biraz karışık. Böyle bir taraftan çıkıyorsunuz, öbür taraftan iniyorsunuz. Yani anlatmak olmaz, gelirseniz böyle anlarsınız. İçerisinde biraz kaybolabilirsiniz. İçerisinde 120 mağaza bulunuyor. Genel olarak böyle AVM mağazaları sabah saat 10'da açılıyor, akşam 10'da kapanıyor standart şekilde. Aşağıda kapalı otoparkı var ama çok yoğun bir bölge olduğu için çok girmenizi tavsiye etmem. Yer bulamayabilirsiniz. Şöyle bir yandan da yürüyüşümüze devam edelim. İnsanlar böyle WC kullanmak için de giriyorlar. Kızılay'ın merkezinde değişik bir tasarımlı, aslında işlevsel bir AVM. Normal AVM'ler kadar iyi değil ama bulunduğu konum itibariyle cazibesini arttırıyor tabii ki de. Şimdi de Güven Park'a doğru gidiyoruz. Güven Park'ta görüşürüz. Evet, şimdi de Güven Park'tayım. Kızılay'ın merkezinde, hafif yeşillikler içerisinde böyle dinlenmek için, oturmak için güzel bir park. Zaten çok büyük bir park değil, küçük bir park. Burası 1935 yılında yapılmış Cumhuriyet tarihinin ilk parkıdır. Bu park bir kısmını böyle dolmuş durakları yapımında, metro yapımında, otobüs durakları yapımında kaybetmiş. Ama yine de böyle gelip dinlenebileceğiniz, oturabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz güzel bir park. Arkamda bulunan anıt da Türk polisine ve jandarmaya armağan edilmiştir. Buranın görsellerini de biraz sizlere göstereyim, sonra gezimize devam edelim.
Evet, şimdi de karanfil sokaktayım. Şöyle arkamda gördüğünüz üzere Dost Kitap Evi bulunuyor. Dost Kitap Evi genelde Kızılay'da buluşma noktasıdır. Kızılay'ın merkezinde olduğu için her tarafa ulaşımı çok rahat olduğu için genelde burada buluşuyorduk. Ayrıca bu Dost Kitap Evi'nin olduğu binada ünlü edebiyatçımız Sabahattin Ali'nin 11 yıl burada yaşadığı söyleniyor. Biraz karanfil sokaktan bahsedeyim. Böyle genç nüfusun en yoğun olduğu yer diyebilirim. Böyle bayağı bir kalabalık bölge, şöyle genel olarak göstereyim sizlere. Böyle kafelerin en çok bulunduğu bölge burası olduğu için, dershaneler bölgesi olduğu için gençler genelde burada çok kalabalık bir şekilde bulunuyor. Şöyle arkada da çekim yapıyorlar sanırım. Onu da göstereyim. Evet, karanfil sokağı biraz gezelim sizlerle şöyle. Hem gezeyim hem göstereyim sizlere. Kafeler bölgesine geldik. Biraz buralarda gezelim. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi de Karanfil Sokağı'nın bir üst sokağında bulunan Konu Sokak'tayım. Bu sokağın Karanfil Sokağı'nın ikisi diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz üzere arkamda şemsiyeler asmışlar. Gerçekten güzel bir görüntü olmuş. Yine bu sokakta da kafeler, dershaneler falan var. Kafeler daha ağırlıkta. Yine gençlerin bulunduğu böyle kalabalık, güzel bir sokak. Kızılay'a gelirseniz buraları gezmeyi unutmayın. Karanfil Sokak'ta Konur Sokağı bağlayan Yüksel Caddesi var. Şöyle arkamda da Limon Bazar bulunuyor. Buraya gelirseniz bu Limon Bazar'ın içine uğramayı unutmayın. İçerisinde böyle güzel hediyelik eşyalar, ürünler falan bulunuyor. Bir gelin hep beraber gezelim. Evet, Karanfil Sokağı'nın böyle ilerisinde sağ tarafta Olgunlar Çarşısı bulunuyor. Gördüğünüz üzere orada genelde kitaplar satılıyor. Böyle ikinci el, sıfır, aradığınız kitapları Ankara'da bulmak istiyorsanız, böyle zor bulunan bir kitapsa buraya gelip bulabilirsiniz. Böyle birçok kitabın ikinci elini daha uyguna da alabilirsiniz. Böyle az kullanılmış ikinci el kitaplar da var. Kızılay'ın sokaklarını, caddelerini gezimizi bitirdik. Buradan biraz da yukarılara doğru çıkıyoruz. Yukarıda Ankara'yı bilenler tabii ki de bilir. Kocatepe Camii var. Şimdi de Kocatepe Camii'ye doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi de Kocatepe Camii'ne geldim. Gördüğünüz üzere arkamda Kocatepe Camii bulunuyor. Kızılay'dan buraya gelince böyle bir sessizlik oldu. Gerçekten Kızılay böyle çok aşırı kalabalık. İnsanlar böyle akın akın geliyordu. Buraya gelmişken bura hakkında sizlere bilgiler vereyim. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987 yılında
Turgut Özal'ın da katılımıyla bu Kocatepe Camii açıldı. Şu anda da gördüğünüz üzere bulunduğum avlusuyla beraber 20 bin cemaat kapasitesine sahip Ankara'nın en büyük camisi olarak geçiyor. Burada cami haricinde süpermarketi, kütüphanesi, kapalı otoparkı, konferans salonu, yemekhanesi gibi yan kısımlar da bulunuyor. Tabii otoparkı ne yazık ki ücretli. Böyle bir caminin otoparkı ücretsiz olsaydı çok daha iyi olurdu. Şimdi caminin içerisine girelim. Bir de caminin içerisine bakalım. İçerisi nasıl? Evet değerli dostlar, Kocatepe Camii'ni gezdik şu anda. Mithat Paşa Caddesi'ndeyim, böyle aşağı doğru iniyorum. Elinden geldiğince Kocatepe Camii'ni sizlere tanıtmaya çalıştım. Ufak da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ankara semt gezilerimiz devam edecek. Siz de gezmemi istediğimiz bir semt, bir bölge varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video hakkında da görüşlerinizi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi günler.